Brezilya'da Ulusal Kongre'nin alt kanadında yapılan oylamada Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden azledilme talebiyle soruşturulması kararı çıktı. Ülkedeki siyasi gerilimi iyice artıran oylamada 513 milletvekilinin 367'si Rousseff ve hükümeti aleyhine oy kullanınca bütçe yolsuzluğuyla suçlanan devlet başkanı için soruşturma yolu açılmış oldu. İktidar partisi yenilgiyi kabul etse de mücadeleye devam edileceğini ifade etti. Rousseff'in liderliğini yaptığı İşçi Partisi'nden üst düzey bir isim olan José Guimarães, Fransız haber ajansı AFP'ye bugün darbeciler kazandı. Bu geçici mağlubiyeti kabulleniyoruz. Ancak bugünkü oylama savaşın bittiği anlamına gelmez. Mücadelemiz sokaklarda ve senatoda devam edecek diye konuştu. Devlet Başkanı Dilma Rousseff, 2014 genel seçimleri öncesinde ülkenin bütçe verilerini manipüle ederek bütçe açığını olduğundan düşük göstermekle suçlanıyordu. İddiaları reddeden Rousseff ise soruşturma talep edenleri hükümete karşı darbe girişiminde bulunmakla suçluyordu. 68 yaşındaki Rousseff için bundan sonraki süreç Senato tarafından yürütülecek. Mayıs ayında yapılması beklenen oylamada Senato, Rousseff hakkında yolsuzluk davası açılıp açılmamasını oylayacak. Uzmanlar, Senato'dan dava açılması yönünde bir karar çıkmasını bekliyor. Davanın açılması durumunda Rousseff'in devlet başkanlığı 180 günlüğüne askıya alınacak. Bu süre zarfında ülkenin liderliğini Rousseff'in soruşturulması gerektiğini belirten Başkan Yardımcısı Michel Temer üstlenecek. Eğer Senato'da yapılacak oylamada Rousseff'in devlet başkanlığı görevinden azledilmesi yönünde bir karar çıkarsa, Temer, 2018 seçimlerine kadar ülkenin yeni devlet başkanı olarak görev yapacak.